Ben %10 bağışlayıyorum dedi. Devlet alacaklarını. Kasası boş olan Obama doldurdu. Bir anda doldurdu kasasını. Biz ne yaptık? Ve Amerikan dolarının fark ettiğini ondan sonra başladı güçlenmeye. Evet. Bunu bizim siyasiler göremez. Çünkü yoktur o vizyonları. Orayı bankalar da uyardı Obama. Uyardı onları da. O vizyonu yok bizimkilerin görsün bunu. Sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan bana göre çok iyi işler yapar Türkiye'de. Kesinlikle. Ve çıktı, ne yaptı? Bayram üstü faizleri %80 bağışladım dedi. Bayramlık. Bayramlık. Arkasından dedi, torba yasa yaptım dedi. %100 faizleri bağışladım dedi. 24 hayatta faizsiz taksit dedi. Evet. Parasız kaldı mı Türkiye? Zora düştü mü ekonomik krizde? Vergi borcu olanlar ne yaptı? Vergi borcunuzu silelim. Şimdi ona geliyorum. Geçen hafta Anksız'dan Türkçardır sanayicidir gitti. Efendim dedi, ekonomik kriz biz hissettik biraz dedi. Ve faizler, ki Türkiye'deki faizler ne kadar düştüğünü bilirsiniz. Bilir. O faizler bize yüklü geldi dedi. Faiz affı size dedi. Nasıl yapar bunlar bir başbakan yapabiliyorsa bizimkiler de bunları yapması lazım. Bizimkilere biz söylediğimiz için yapmıyorlar. Yanlıştır fikir. Ödeyenler ne olacak? Ödeyeni mi kaldı zaten? Biraz daha ödeyeni de bulmayacaksın. Sen çıkan bir çalışma bakanı çıkar der ki bildiği tek şey belediyelerin bağ borcu vardır. Belediyelerin bağ borcu vardır. Sosyal sigorta battı. Nasıl çıkacağım içinden bilmem. Bilmezsen emeğine gideceksin. Yoktur bunun Türkçesi. Evet, bir telefon attığımız var başkan. Londra'dan aradı. Çok bekletmeyelim. Ahmet Kişmir beyefendi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet Bey. İyi akşamlar Sayın Başkan. Bir kere Ada TV'nin bu programını takdir ediyorum. Genç insanlar konuşuyor. Yani geleceğimizin varlıkları bizi tartışıyor. Çok güzel. Sağ olun. Yalnız gençler, bir şey söyleyeyim size. Sayın Başkan da herhalde bunu destekler. Faizlerden bahsettiniz, faizcilikten bahsettiniz. Bir devletin kendisi faizci olursa, kendisi faizleri anormal alıyorsa kişilerin almasına bir neden yoktur ve buna da bir önlem almayacak. Çünkü düşünün, vergi borcunuzu bir düşünün. Kaç kere katlanıyor vergi borcunuz. Çok doğru bir yere değindiniz. Şimdi ya, o konuya Ahmet gireceğim. Bey'e teşekkür ederim. Ben bugün elektrik kurumunu alın yine. Bu ay ödeyemediniz elektriğinizi. %4 biner üzerine. Gele arka herkese ay bir daha biner üzerine. Faizin faizi biner. Yani devlet önce bu faiziyle ortadan kaldırması lazım ki bankalara. Bunu yapması lazım devlet. Devlet işte bu paket dediğimiz olay var ya. Paket yapacağız ve ekonomik tedbirler alacağız. Paketten önce bunları yap. Önce bunları yapacaksın. Sonra pakete geleceksin sen. Peki o beni bunları yapamazsan zaten paketin hiçbirini yapamayacaksın. Peki buna ne denk başkan? Resen vergi gönderilir sana. Ondan sonra da derler ki resen vergin var. Borç alaman, malını devredemen. Hadi gel de öde. Nasıl ödeyeceksin? O gün devlete karşı bir dava oturtacaksın. Resen vergi diye bir şey yoktur. Uyduruk vergi inan alamaz senden. Tespit edecek. Onu tespit etmesi halinde alabilir. Kuyu gönderip de işte gidip yalvarasın da yarısın. Ama evet. Ta sen o dava çözülsün başkan ölün ya. Bakın bu elin ayağını bağlar ve ta seni denize. Şunu söyleyeyim size. Bu ülkede ben televizyonlarda hep çıkar söylerim. Davul bende, tokmak başkasında. Öyle bir siyaset yarattık bu ülkede ki her zaman siyasiler güçleri elinde tutmak istedi. Belediye başkanlarını bile ellerinin altında tutuyorlar ki dünyada belediyecilik özerk ayrı bir kuruluştur. Belediyelerin ayrı yasaları var. Böyle olmasına rağmen hükümetler ellerini belediyelerin içinde olması için bu özellikleri bozdular bizim ülkemize bilhassa. İşte adam gelecek dükkan açacak. Lefkoşa'da restoran açacak. Benim hakkım yok adama bir şey söyleyeyim. İzni ben vereceğim. Sorumluluğu ben çekeceğim. Ama başka bir kuruluş, şehir planlama denen bir kuruluş o karar verecekmiş. Lokmacı dükkanımı açsın, Şamşili dükkanımı açsın. Benim işim ne ya?
Benim ona karar verecek boşuna olan. Boşuna bürokrasi. Benim ona karar verecek olan bir bakkalın yanına bir ikinci bir bakkal açılmasın. Bir berberin yanına bir ikinci bir berber açılmasın. Belli mesafelerde oluşsun. Şehrin yapısını sağlamak, şehri ona göre yapılaştırmak. Bunlar benim görevim olması lazım. Sayın Başkan, bu görevleri ufak bir reklam arasından size de biraz dinlenme süresi verelim. Reklam arasından sonra da devam edelim. Reklamlardan çok para alacağız. Sözü biraz Kemal'a vereceğiz. Kemal da biraz bize düşünceleri anlatsın. Reklam arasından sonra. Evet efendim. Bir reklam arası kısa. Italiano Mobilya ve Perde. Farklı çizgisiyle kalitenin ve tecrübenin kesiştiği noktada siz müşterilerimizi memnun etmek bizim işimiz. Perdede tül, fon, jaluzi, stor, katlamalı tül, kreveze tül, ip perde, mobilyada satış ve dağıtım, satış sonrası hizmetiyle farkı yaratan Italiano, ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle de sizlerin karşısında. Farkı yaşamak, farklılığa koşmakla mümkündür. Doğadan gelen lezzet, su. İnsana hayat veren su. Hayatın kaynağı su. Kaliteli su, sağlıklı su, iyi su. Hamidiye Su. Kerem Bey Grup güvencesiyle. Yaz görüntü. MTS Tur'da erken rezervasyon başladı. 4 Nisan'a kadar yapılan rezervasyonlarda %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Erken rezervasyon sigortası ile tatilinizi erken seçebilir, istediğiniz zaman da vazgeçebilirsiniz. MTS Tur. Kaliteli tatilin adresi. Klapse erkek ve bayan kuaförü. Seçkin ve deneyimli personelleriyle bay ve bayan alanında kuaförlük hizmeti veren Klapse, müşterileri için en iyisini sunmakta. Aynı zamanda bünyesinde bulunan Klapse Holiday Village'de sauna, havuz ve diğer imkanlarla stresten ve gürültüden uzak doğal bir ortamın keyfini çıkartabilirsiniz. Club Z, erkek ve bayan kuaförü. Farklılığın adresi. Uzak Doğu ve Amerika'ya ekonomi mi uçuyorsunuz? Şimdi Comfort Class'a terfi etme zamanı. Dünyaca ödüllü ikram, kişiye özel eğlence ekranı, bir metreden fazla koltuk aralığı. Uzun uçuşlar için Türk Hava Yolları'ndan yepyeni bir class. Comfort Class. Ekonomiden Comfort Class'a terfi edin, konforunuzu yükseltin. Bar Restoran. Gündüz ve akşam yemekleriniz için nezih ortamımızda sizleri bekliyoruz. Alakart restoranımızda gündüz ve akşam yemekleri,